sorumluluk, bireyin yaş, cinsiyet ve gelişim düzeyine uygun olarak yüklendiği görevleri yerine getirme, kurallara uyma, tercihlerin ya da seçimlerin sonuçlarına katlanma olarak ele alınabilir. Anne babalar çocuklarının yaşam zorluklarıyla baş etme ve kendi ayakları üzerinde durabilme gücünü kazanmalarını ister. Peki istenen ve arzu edilen sorumluluk duygusu bir çocukta neden gelişmez? Anne baba çocuklarının daha çok küçük olduğunu düşünerek bütün sorumluluklarını üzerlerine alırlar. Her ihtiyacı anne baba tarafından karşılanan, devamlı neyi, nerede ve nasıl yapacağı kendisine hatırlatılan, yanlış yaptığında kızılan çocuklar anne babaya sormadan bir iş yapamazlar. Kendilerine güvenleri çok azdır ya da yoktur. Karşılaştıkları bir problemi tek başına çözmekte güçlük çekerler. Çocuğun davranışlarının sorumluluğunu alması yeterince büyüdüğünde bir gün içinde kazanabileceği bir beceri değildir. Sorumluluk bilincinin gelişmesi yaşamın ilk yıllarından itibaren atılan adımlarla mümkündür. Anne babanın çocukları adına yerine getirdikleri sorumluluklar çocukları ilköğretim çağına gelince değişmeye başlar. Ve bir anda bu görevleri çocuğun yapmasını isterler. Ama kritik dönemlerde kazanılması gereken bu davranışlar ve alışkanlıkların birden kazanılması düşünüldüğü kadar da kolay olmayacaktır. Çünkü olgunlaşmayan davranış süreklilikleri çocuk için biraz ağır gelmeye başlar. İşte bu noktada sıkıntılar başlar. Aşırı koruyucu davranan ailelerin çocuklarında sorumluluk bilinci azalır. Çocuğum üzülmesin diye hatalarının üstü her fırsatta örtülmeye çalışılan çocuklarda girişimcilik duygusu azalır. İstenilen, beklenen davranışları göstermeyen çocuk sorumsuz çocuk olarak nitelendirilir. Aslında sorumluluk sahibi çocuk yetiştirmek hiç de o kadar zor değildir. Çocukta sorumluluk duygusunu nasıl kazandırabiliriz? Çocuğunuza kuralların neden konduğu ve sorumluluğun önemini anlatın. Çocuğunuza gün boyunca nelerden sorumlu olduğunu açık bir dille anlatın. Söz konusu davranışı gösterebilmesi için ona bir süre tanıyın. Bu süre sonunda istenen davranış eğer gerçekleşmiyorsa yeniden hatırlatma sürecine gidin. Çocuğun yaşına, gelişimsel düzeyine, bireysel özellik ve ilgilerine uygun görev ve sorumluluklar verin. Çocuk sorumsuzluk yaptığında bunun doğal sonuçlarına katlanmasına izin verin. Çocuğunuza öğretmek istediğiniz davranış ne olursa olsun, mümkün olan en basit basamaktan başlayın. Sorumluluklarını düzenli olarak yerine getiriyorsa onu motive edin. Sorumluluklarını küçük adımlar halinde uygulamasına yardımcı olun. Çocuklara ne yapmalarını, ne yapmamalarını değil de ne yapmaları gerektiğini söylemek burada önem kazanır. Bunu unutmayalım. Olumlu davranışa odaklanmak, olumlu davranışla ilgili geri bildirimler vermek, istenilen davranışı geliştirmenin en etkili yoludur. Çocuğunuza cesaretlendirici ve destekleyici bir ortam sunun. Yani onlara "sana güveniyorum, başarabilirsin" mesajı verin.